Somer, üzgünüm ama işleri bu noktaya siz vardırdınız. Haberi sen yaptırdın değil mi? Kendini rezil etme pahasına Türkan'ı afişe ettin. Ne oldu her şeyi bilen adama? Kişisel nefretine inik mi düştün? Mağdur olan benim Somer. Niçin rezil olayım ki? Ayrıca kişiselleştirecek bir şey de yok ortada. Sözde Türkan'ın koruyucu meleği gibi. Polise gönderme onu dedim. Ardından benim kızımı kurtardın. Kendince kahramanlık yaptın. Fakat sonra ne oldu? İşler değişince Türkan'ı afişe ettin. Senin en başından beri meselen Türkan ve benle. Somer, senin kardeşin benim kasamı boşalttı. Ayrıca piyasadan topladığım senetler de vardı onda. Ben yine de her şeye rağmen sakin sakin işime odaklanmaya çalışırken senin kardeşin o fitili ateşledi. Hem senin söylediğin gibi bir şey olsaydı ben Türkan'la anlaşmalı boşanmaya yanaşır mıydım? Bak, önümüzdeki ay mahkememiz var. Sen benim kızımın annesinin adını Mustafa'nın pisliğine nasıl karıştırırsın? Benim ailemin şerefini, haysiyetini, işini, itibarını nasıl yerle bir edersin? Ben çok makul bir teklifle gitmiştim senin o saygıdeğer annene ve babana. Ama nedense beni hiç ciddiye almadılar Somer. Sanki üç kuruşumu kaybetmiş de ağlıyor. Ben sana çok makul bir ödeme planı göndermiştim. Tamam, ben de paramın tamamını istemiştim. Ya da zararımı karşılayacak bir hisse payı. Hisse falan vermeyeceğim sana. Karar verecek durumda değilsiniz Somer. Neyi nasıl alacağımı sabredip göreceksiniz. Hiçbir şey alamazsın. Görürüz. Maliye bu haberi yaparsa hep şirkette inceleme başlatırsa başımız ağrır. Sizinkiler çok titiz bu konuda. Usulsüz tek bir hesap hareketimizin bile olmadığını düşünüyor. Ya bu herif kendinden bu kadar emin, nasıl konuşuyor? Buyurun, sizin için ne yapabilirim? Yürü Selçuk, yürü. Başka kız mı kalmadı memlekette? Kalmadı, yok. Ne yapayım Derya? Dayanamadım, çok seviyorum Serdar'ı. Uzun uzun konuştuk biz, aileliğine tamamen bitmiş. Oğlun uzay oldu desene. Ben onun için ümit vermedim ki. Başından beri hep arkadaşız dedim falan. Süslenip püslenip gidiyordun çocuğun yanına. Vallahi ben Serdar'ı affetmiyorum, benim gözüme görünmesin. Merhaba. Merhaba. Ablama geldik de telefonu kapalıydı niyeyse. Ben haber vereyim. Ne haberi ya, kardeşiz biz. Nerede, yatak odasında mı? Abla! Biz geldik! Aşağıda kendisi. Ben hemen haber vereyim. Ha, bizim oda yerleşti herhalde. Siz salona buyurun, ben çağıracağım. Türkan Hanım, kardeşleriniz geldi. Yukarıda sizi bekliyorlar. Böyle çıkmayın isterseniz karşılarına. Üstünüzü değiştirin. Sana ne oluyor? Ben sizin için söyledim. Yanlış anlamayın. Nasılsın, iyi misin? Gerçi iyi haberlerini de alıyorum ama. Daha iyiyim Rüçhan teyzeciğim. Kontrollere devam ediyorum. Ah. Bak, dökülen yerlerden de çıkmış saçlar. Ay, çok sevindim. Kendine dikkat et, olur mu? Olur. Derya'cığım, seni de gayet iyi gördüm. Yüzün gülüyor. İş buldum Rüçhan teyze. Ah, çok sevindim. Bak, böyle işte. Her şey yoluna giriyor yavaş yavaş. Efe biraz zorlanıyor. Babasının yokluğu malum. Merak etme, alışır. Biraz bahçeye mi çıksak, hava da güzel nasılsa? Yok canım, hava güzel değil, serin. Hasta olursunuz bahçede. Oturun işte burada. Efendim? Anlamadım.
Hemen geliyorum. Hayır, geliyorum Özer, tamam. Burçin, şoföre söyle arabayı hazırlasın. Kötü bir şey mi oldu acaba? Korkmam bunlar kızım, başlarından bela eksik olmaz. Abla. Kızlar. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim. İyisin öyle mi? Sen bir anlatsana olanları. Karakola gidiyorum demiştin en son. Somer abi telefonu da aldım getirdim buraya dedi. Nasıl oldu bu iş? Somer yetişti. E affedildin yani. Sayılır. Şöyle otursanıza. Abla. Rüçhan teyzenin yüzü gülüyor. Keyfi yerinde gibi. Abla ben vallahi bir şey anlamadım. Çok tuhaf yani. Somer abi, Rüçhan teyze nasıl affetti seni böyle birdenbire? Yani kızlar arada Defne var ya, çocuk var. Kıyamadılar, onun için yumuşadılar. Boş verin, sorgulamayın. Şu an bir aradayız, mutluyuz. Senin telefon neden kapalı? Alt katta çekmiyor. Biz varken çekiyordu. Benim telefonumda sıkıntı var herhalde. Bir telefoncuya göstereyim ben onu. Ne içersiniz? Hatta açsanız hemen hazırlayalım bir şeyler. Yok, bir şey yemeyeceğiz. Abla. Başka bir şey yok değil mi? Eminsin. Bir şey saklamıyorsun bizden. Yok canım, ne saklayacağım? Merak etmeyin. Hadi ben Burçin'e söyleyeyim. Birer kahve içerim. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.